Hayırdır? Senin başın yara olmuş hep. Ne oldu, kavga falan mı ettin biriyle? Şey, çarpmışımdır bir yere ya, bilmiyorum. Leyla olduğun için bugünlerde normal tabii. Sen iyi misin? Hı hı. Evet, ne diyeceksen de artık. Vallahi şu söyleyeyim, şu arka tarafla ilgili kapattım diye bir şey diyeceksen... Ben size hasret büyüdüm. Biliyorsun bunu. Ailemden uzak. Yatılı okullarda. Hafta sonları bile yüzünüzü göremeden. 9 yaşındaydım daha. Yurtta kaldığım ilk gece sabaha kadar ağlamıştım. Uyandığımda yastığım sırılsıklam olmuştu. Dalga geçmişlerdi benimle, ana kuzusu diye. Aslında babam ondan korumak için göndermişti beni uzağa. Tövbe tövbe, yanlış hatırlıyorsun. İzin ver. Diğer çocuklar hafta sonları ailelerinin evine giderdi. Anneleri kekler, börekler hazırlardı onlara. Bana da acıdıkları için bazen getirirlerdi. Ben o hafta sonları o koskoca yemekhanede yapayalnız yerdim yemeğimi. Çıt çıkmazdı. Annemin sesinden bile yüksekti oranın o sessizliği. Ölmüş kadının arkasından öyle söylenmez. Ayıptır, günahtır. Ben artık ailemden uzak sofralarda yemek yemek istemiyorum abla. O yüzden o kapattığın salondaki yemek masası benim için çok kıymetli. Biz bir aileysek, birbirimizden kopmak istemiyorsak, her akşam o sofrada birlikte yemek yememiz lazım. Onun için de senin o salonu açman gerek. Ailem bu kadar kıymetli mi senin için? Ay, itiraz etmiyorum, yanlış anlama, soruyorum gerçekten. Tabii ki çok kıymetlisiniz benim için. Sen buna inansan da inanmasan da bu böyle. Yani bizi bırakıp gitmeyeceksin. Hep birlikte olacağız. O kız için gitmeyeceksin yani, öyle mi? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sizi asla bırakmayacağım. Hep beraber hani böyle. O kızla başka bir yere. Han. Ben sana börek yaparım. Vallahi yaparım. Kek de yaparım. Annemin kitapları duruyor, ben hiçbirini atmadım. Bütün tarifler var içinde. Vallahi hepsinden yaparım. Gülben bak, iyi ki atmamışım. Hepsinden yaparım ben, kek, börek. Akşam döndüğümde salon açılmış olacak değil mi abla? Bugün mü? Bugün. Han, vallahi bir sürü işim var benim orada. En az 2-3 günümü alıp. Tamam, bugün tamam. Ama keki yapamam. Kek haftaya kaldı artık. Yapacağım ama.
Gülben, Meriman'a söyle bugün okula gitmesin. Temizlememiz lazım burayı. Bir sürü işimiz var. Alamam ben bunu.